Evet, Salı günleri Profesör Doktor Burak Arzova ile birlikteyiz. Ben de İstanbul'dayım. Emirgan'a indim biraz önce. Koskocaman bir Kara Kartal Beşiktaş bayrağı asmışlar. Bir de orada ziyaret etmemiz gereken bir yer var o bayrağın altında. İstanbul'a döndüğünüzde bütün ekibi ben bir oraya davet edeceğim diye gizemli bırakayım konuyu. Ve ardından Burak Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Ya sağ ol, çok teşekkür ederim. İşte sıcaklar oldukça yoğun sıcak. İstanbul dışındayım. İdare etmeye çalışıyorum. Peki, kolay gelsin. Sağ Sizi ol. Çok fazla sıcakla boğuşturmadan o serin sulara gidin ki ekonomik turizm hareketlensin. Sizin yabancı diliniz de var. Belki turist falan çağırırsanız Türk ekonomisine de destek olur diye düşünüyorum. Ama esas konum şu. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir yerde hala faiz indirimi konusunda ne zaman olabilir sorusu soruluyor. Elbette biz faizin inmesinden, faizin düşük kalmasından yanayız ama hiç faiz arttırımı konusu konuşulmamakta. Konuşulmamasını da ben hani çok anormal karşılamıyorum. Hatta yükseltilmesinin bir işe de yaramayacağını düşündüğüm için niye yükseltilsin ki diye düşünüyorum. Çünkü tek başına faiz arttırmak işe yaramaz. Yani bu karışık düşünceler içerisinde nasıl bir yaz geçirecek sizce Türkiye ekonomisi önümüzdeki günlerde? Valla şimdi bu enflasyon mahallenin böyle kuvvetli, gürbüz çocuğu gibi. Biz de onun etrafındaki kişiler aman bunu görmeyelim, başımıza bela olmasın, yanından sıyrılalım, gidelim mantığı var. Ama öyle olmuyor tabii. Neticede bu ayki gelen enflasyon 1.94 aylık. Hani bu çok büyük gibi gelmeyebilir herkese. Gerçi büyük bir rakam ama şöyle ifade edince daha belki anlaşılır oluyor. Mesela Amerika'nın bir yılda yaratmaya çalıştığı enflasyon %2 civarı. İşte sen onu ayda yaşıyorsun, öyle düşünelim. Bir de bu yıllardır gelen, kümülatif olarak gelen bir süreç olduğu için işte geçen gün birisi bir araştırma koymuştu internette, Twitter'da görmüştüm. İşte Türk lirasının yıllar itibariyle değer kaybına baktığın zaman işte yaklaşık 15-16 yıldaki değer kaybı 100 liralık Türk lirasını 21 liraya kadar düşürmüş durumda. Yani alım gücü de çok acayip düşmüş durumda. Sadece bu da değil. Mesela işte 17.53'e kilitlendi geldi. Bunlar tabii TÜİK rakamlarından bahsediyorum. TÜİK rakamları birçok kişi TÜİK'e karşı ön yargılı olabiliyor. Bunda da haklılar birçok konuda. Ama neticede bu ayki gelen enflasyon TÜİK için bile yüksek bir enflasyon. Yani şimdi şöyle bir gerçeklik var ülkemizde. Hissettiğimiz enflasyonla açıklanan enflasyon arasında çok büyük fark var. Dolayısıyla hissedilen enflasyonla gerçekleşen enflasyon arasındaki bu büyük fark ister istemez Türk lirası varlıklara olumsuz yansıyor. Yani neden dolara talep oluyor? Neden insanlar Türk lirasında kalmak istemiyorlar? İşte bundan dolayı. Çünkü önümüzdeki dönemlerde enflasyonun, hisseden enflasyonun daha da yüksek olma ihtimali var. Çünkü bir de işin bir tarafından baktığın zaman yurt içi üretici fiyatları var. Orayı şöyle ifade edeyim. Aylık bazda 4.01 geldi. Bu muazzam bir rakam. Yani aylıkta 4.01 gelen bir üretici fiyatının üreticinin üzerinde kalma ihtimali sıfır. Yıllığa baktığın zaman %42.09. Yani bu bir şekliyle ya 4 ayda ya 6 ayda ama 4 ile 6 ay arasındaki süreç içerisinde kademeli olarak tüm alanlardan tüketici fiyatlarına bir geçiş olarak göreceğiz bunu. Bu bizim belimizi bükecek olan en büyük sıkıntı. Hani yıl sonu için böyle 15'ler 16'lar falan söyleniyor. Ben bunları çok iyimser görüyorum. Benim tahminim yıl sonu itibariyle yani böyle yaz aylarındaki göreceğimiz hem kuraklık etkisi hem yurt dışından gelen emtia fiyatları işte bugün Brent petrol 77-78 dolarlarda buradan gelecek olan baskılarla bizim yıl sonu itibariyle gene resmi rakamlara ilişkin olarak belki son 2 ayda düşecek. Bunu JP Morgan'ın raporunda da öyle söylüyor ama yılın son 2 ayına kalıncaya kadar %20'leri görme ihtimalimiz çok yüksek gibi gözüküyor. Allah herkese kolaylık versin. Kolay değil bu yüksek enflasyonda yaşayabilmek. Evet. Şimdi enflasyon yüksek ama hani ya da şöyle söyleyeyim. Ben mesela geçen gün Milletle Diyarbakır'a gittim. Benim anne tarafım Diyarbakırlı. Orada işte eş, dost, akraba falan bir araya gelindi. Şöyle bir soru sordu. Hani ekonomi kötü mü diye sordular. İyi mi diye sordular. Ya dedim ki bakın böyle hani ben kendimce söyleyeyim hiç bu kadar kötü olmamıştı dedim ben hatta yani. Hani 2001'de bile bu kadar kötü değildi dedim.
bu hep benim şahsi fikirlerim, nedenlerini içinlerini tartışırım. Ya ama çok iyi gösteriyorlar dedi mesela oradaki şeylerden bir tanesi. Yani demek ki dedim acaba etkilemiyor mu onu? Sonuçta emekli bir insan. İş ne iş yapıyorsun diyor. Ya ben emekli oldum, ondan beri zaten bulamadım iş, yap çalışmıyorum dedi. Ama demek ki hani şöyle bir durum var. Hani doğuda, güneydoğuda, İstanbul gibi büyük şehirler gibi büyük maliyetler yok. Kirada, şunda bunda veya şeyde nasıl söyleyeyim, adam yürüyerek gidiyor gideceği geleceği yere. Hani enflasyon Türkiye'de bütün kesimleri aynı derecede etkiliyor mu etkilemiyor mu, bunu bir merak ediyorum. İkincisi de bir soru, bir yorum vardı. Ya siz faiz artsın artsın diyorsunuz. Bakın faiz arttı, işte benim kocam işi zorda gitti. İki kere kredi çekti. Şimdi ödeyemiyor. Faizin düşmesinden yanayım diye bir yorum yazmış bir tane izleyicimiz. Hani sanki biz hani faiz artsın bütün sorunlar çözülsün düşüncesindeymişiz gibi bir kanı da var belki. Faiz öyle ya da böyle düşürülsün istiyor bir kesimde. Ne dersiniz? Yani faiz, bu enflasyon herkesi aynı mı etkiliyor? Faizin yüksek mi düşük mü olması daha iyi bu kesimler için sorusuna ne dersiniz? Yani Artun, şimdi faizin tabii düşük olması çok önemli bir şey. Yani sonuçta bir şeyi alırken, tüketici olarak baktığında, ev alırken, otomobil alırken veya tüketici ihtiyaçlarını karşılarken bütün her unsurda eğer düşük bir faiz olsa daha düşük krediyle bunları yapabilirsin. İş adamı olarak daha düşük krediyle iş imkanına sahip olabilirsin. Yatırımlarını daha ucuza getirebilirsin. Yüksek faizi kimse istemez. Bankalar da istemez. Yani zannediyor ki faiz yüksek olunca bankalar çok para kazanıyor. Hayır, bu sefer kredi aktarım mekanizması kesiliyor. Bankalar kredi veremedikleri zaman nasıl para kazanacaklar? Sonuç itibariyle onlar da daha düşük faiz olsun, herkes bunu kullansın ve bu süreçten yararlansın isterler. Ama bu artık nokta ben yüksek faiz istiyorum, düşük faiz istiyorum noktası değil. Yani Türkiye'de anlaşılamayan husus bu. Olay ekonomik bir gerçeklik. Olay ekonomiye bağlanıyor. Sonuç itibariyle enflasyon dediğimiz olgu paranın neticede erimesi. Bir paranın erimesi karşısında herhangi birisi kendi elindeki 100 lirayı eğer yıllık diyelim ki %20 enflasyon var. Eğer yıl içinde parası %20 eriyorsa o parayı daha yüksek bir faiz ya da daha yüksek bir getiri talep ediyor. İlla faiz olmasına gerek yok bunun. Yabancı para da olabilir. Şimdi bu getiriyi sağlamak için de enflasyonun üzerinde bir getiri sunman gerekiyor. O nedenle temel tartışma bu değil. Yani ben faizi düşüreyim. Şimdi kimse hükümetin mesela elini kolunu bağlamıyor. Hadi düşürün %10'a faizleri. Yani 900 bas puan düşürün. Düşüremezsin. Niye çünkü düşürmüyorlar? Düşüremez çünkü ekonominin gerçekliğiyle örtüşen bir şey değil. Sen bugün faizleri aşağı doğru düşürdüğün anda dolar olur 15 lira 20 lira neyse artık nereye kadar gidiyorsa. Dolayısıyla daha sonra daha yüksek maliyet. Biz bunu yaşadık. Yani yaşananları unutmasın insanlar. Yaşadık. Aynısını yaşadık. Şimdi geçtiğimiz dönem biz yapay yolla o yeni finansal mimari inşa ediyoruz başlığı adı altında aslında şöyle bir gerçeklik vardı. Yani zaten hükümetin inandığı şu, eğer diyor ki faizler düşerse enflasyon da düşer. Ve bunu aslında biz uyguladık. Ne yaptık? Faizleri yapay yolla indirdik. Düşük faizle krediler kullandırdık. Ve bunu sağlayabilmek için de çok yüksek miktarda Merkez Bankası'nın rezervlerini kullandık. Yani Merkez Bankası kamu bankalarını sattı, kamu bankaları da piyasaya sattı. Ama sürdürülebilir değil. Çünkü senin elindeki rezervler ne kadar olursa olsun piyasanın elinde bunun artık kaç yüz katı ya da kaç katı daha fazlası para varsa piyasa o kadar parayla mücadele ediyor ve sen ona karşı koyamazsın. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bütün dünyada artık genel kabul görmüş bütün iktisatçıların, bütün herkesin birleştiği nokta şu, faizin aslında enflasyon sonucunda ortaya çıkan ve aslında temel belirleyicinin faiz olmadığı yönündeki kanaat. Yani enflasyon temel belirleyici, bu çok net. O zaman ne yapıyor ülkeler? Bu enflasyonu bir şekilde mücadele ederek indirmeye çalışıyorlar, düşürmeye çalışıyorlar, sıkı para politikası uyguluyorlar. Şimdi tabii bu siyasetçinin işine gelmez. Neden gelmez? Çünkü bu sabır gerektirir, oy potansiyellerinin düşmesini gerektirir, kemerleri sıkmayı gerektirir. Kemer sıkmak demek herkesin, her kesimin kemer sıkmasını gerektirir. O nedenle aslında bir seçim riskini de arkasından getirir. Onun için politikacı daha düşük faiz olsun ister, harcamalar daha fazla yapılsın ister ve bolluk bereket varmış gibi aslında
gerçekte senin potansiyelin öyle olmasa da o bolluk bereketi sunmak ister. Yapay bir bolluk bereketi ve böylece o kendi siyasetine devam etmek ister. Ama gerçeklik böyle olmuyor. Onun için bir fedakarlık yapılması lazım. Mesela biz 2001 yılında o büyük krizden sonra biliyorsun siyaset sahnesinden büyük partiler yok oldu. Yani o dönemki partiler artık yoklar. İşte ama HDP, MHP ve ANAP. Değil mi? Evet, yani mesela MHP seçim kaybetti. Yanılmıyorsam şeye girememişti, parlamentoya girememişti. Tabii yani tabii. MHP, tabii baraj altında tabii, MHP, kaldı. Tabii Türk siyasetindeki en önemli partilerden bir tanesi. Oy oranı falan olarak konuşmuyorum. Ama köklü geleneği itibariyle yani bir ANAP değil mesela, bir DSP değil. Ama netice itibariyle o dönem siyasetten tasfiye oldular. Sonra zaten ANAP komple tasfiye oldu. DSP komple tasfiye oldu. MHP tekrardan güçlendi, tekrar geri geldi. Ama netice itibariyle bu bir siyaset anlamında o partilerin yok oluşu anlamına geldi. İşte bu ama sonunda ne oldu? Arkasından gelen AK Parti o dönemki politikalara sahip çıktı ve onun meyvelerini toparladı. Kendisi topladı o meyveleri. Şimdi bu süreç tabii ki çok kolay bir süreç değil. Yani burada sabır gerekiyor. Bu sen bugün para politikasını ve maliye politikasını eş güdümlü olarak enflasyonu düşürmek için uyguladığın zaman bunun minimum 6 ayda getirisini ve bir seneye sarkan süreçte de daha olumlu göstergelerini yakalama ihtimaline sahipsin. Onun için kimsenin buna sabrı yok. Kimsenin böyle bir fedakarlığa girme niyeti yok. Çünkü siyaset de çok hareketli. O nedenle enflasyonla mücadele ediyormuşuz gibi gözüküyor. Sanki enflasyonla mücadele ediyormuşuz gibi. İşte geçen hafta gördüğümüz BDDK'nın taksit sınırlaması enflasyonla mücadele gibi bir karar. Ama arkasından Hazine ve Maliye Bakanlığı diyor ki ben tekrardan kredi garanti fonu üzerinden genişlemeye gideceğim. İşte o zaman olmuyor. Yani kredi aktarım mekanizması tekrardan devam ediyor gözüküyor ve enflasyonu bir şekilde tutamıyorsun. Evet. Peki bundan sonrası için yani hep sorumuz şu esasında. Şimdi hisse senetleri piyasası bir darbe aldı, toparlamaya çalışıyor. Dolar TL işte bir 8.80'ler 70'ler gitti, bir buralarda duruyor. Yaz ayları böyle mi geçecek, yoksa özellikle bu Amerikan dolarındaki yavaş yavaş güçlenme, tüm dünyadaki güçlenme, işte 2022'nin son çeyreğinde bir faiz artırımı Amerika'da falan düşüncesi, Eylül'le birlikte, dün Murat öyle demişti, hani biraz daha böyle risklerin arttığı, giderek Amerikan dolarının güçlenmesinin gelişen piyasalardan para çıkışına neden olduğu bir durum mu ortaya çıkaracak? Siz hani zaten riski uzun zamandır söylüyorsunuz. Bu sene değil ama 2022 çok zorlu olacak diyorsunuz. Şimdi yaz aylarını bu şekilde biraz daha hacimsiz yatay mı geçireceğiz, yoksa ciddi şekilde bir piyasada bozulma bekliyor musunuz önümüzdeki günlerde? Ben aslında hacmin biraz daha azalabileceğini düşünüyorum. Yani zaten şu anda likidite sıkıntısı var. Özellikle borsa için konuşuyorum bunu. Bazı seviyelerden kağıt alanların şu şekilde düşündüğünü inanıyorum. Yani ben bulayım kulbunu bulduğum zaman ya da ortamını bulduğum zaman en azından çıkayım, zararımı belli bir seviyeye getireyim ve nakitte kalayım düşüncesi içinde olabileceklerini düşünüyorum. Birkaç konuştuğum ve önemsediğim kişi bu görüşün yaygın olduğunu söyledi. Dolayısıyla ben piyasacı değilim. Yani bu şekilde takip etmeye çalışıyorum. Ama bana kalırsa bu özellikle Amerikan dolarındaki artışın önümüzdeki dönemde sert olabileceğini, ben Eylül'den sonra daha sert bir dolar endeksiyle karşı karşıya kalabileceğimize inanıyorum. O nedenle borsadan çıkışların da bu sürece katkı sağlayabileceğine inanıyorum. Bana kalırsa bu yabancıların şu an için Türkiye'ye çok fazla gelme ihtimalleri yok. Yani zaten Türkiye şu anda riskli bir ülke. Bir hikaye sunamıyor yabancılar açısından baktığımızda. Daha önce geldiler, çok ciddi bir şekilde dayak yediler. Onun acısı hala üzerlerinde durduğuna inanıyorum. Bir de ortam gerginleşiyor dünya genelinde. Amerikan dolarının lehine olan bir ortama gidiyoruz. Onun için likidite bu anlamda yabancı olmadığı sürece çok zor. Ben yaz aylarının böyle çok durgun geçmeyebileceğini, özellikle Türkiye'de enflasyon anlamında ciddi bir sıkıntılı döneme girebileceğimizi, reel getiri anlamında baktığımızda negatif reel getiriye dönme ihtimalinin kuvvetli olduğunu, dolayısıyla bunun belki de çıkışları hızlandırabileceğini düşünüyorum. Onun için yaz ayları belki de Temmuz ve Ağustos biraz daha sert geçebilir ama Eylül'de dünya genelinde küresel anlamda
Özellikle bu enflasyon olgusu Amerika'da da çok önemli bir konu. Hani Fed acaba yanılıyor mu? Çok bunca zaman çok iyi getirdiler ama acaba şimdi yanılıyor mu diye düşündükleri bir dönem olabilir. Ve Amerika'daki faiz artırımının 2022'de beklenenden daha erken olabileceğine inandığım için sert geçecek olan bir sonbahara hazırlıklı olunması gerektiğini ben kendi adıma düşünüyorum. Yanılabilirim ayrı konu ama benim önümdeki makro göstergeler ve Amerika'ya yönelik bakışım bana bunu veriyor. Türkiye için de bu sürekli olarak Türkiye'de faiz indirimi konusunun Temmuz ve Ağustos'ta gündemde olması zaten piyasaları gerdi. Merkez Bankası'nın burada yapması gereken tek bir şey var. O Naci Abal döneminde metinde yer alan gerekirse ekstra sıkılaştırmaya gidebileceği yönündeki ifadelerin, o çıkarmış olduğu kalıp ifadenin tekrardan Merkez Bankası para politikası kurul metnine alınabilecek olması biraz rahatlatabilir piyasayı. Ama şu tartışılacaktır bizde. Eğer negatif reel getiriye dönersek, ki dönme ihtimalimiz kuvvetli bu enflasyonla, o zaman Merkez Bankası üzerinde bir faiz arttırım baskısı yaşayabiliriz. Bu da kuru alıp götürebilir. Yani dikkatli olunması gereken zamandayız. Yani herkes satıp tatile gitmiş değil. Piyasa bence uyuyor ama uyurken de etrafındaki gelişmelere ciddi bir şekilde, duyarlı şekilde uyuyor. Her an terse dönebilecek olan bir yapıya hazırlıklı olunabilmesi gerektiğine inanıyorum. Su uyur, piyasa uyumaz diyorsunuz. Aynen. Son sorum şu. Zaman zaman izleyicilerimizden şöyle bir soru geliyor. Ya kardeşim, ortada sorun belli değil mi? Siz hala niye aynı şeyleri konuşuyorsunuz diye. Şimdi biraz önceki yayında da söyledim. Gerçeklerin bir kötü huyu var. Ortaya çıkıyorlar. Yani eninde sonunda oraya gidiyorlar. Biz nereye gidebileceğiyle ilgili uzun vadeli perspektifi sunuyoruz. İşte Burak Hocam diyor ki, yani enflasyonu çözmezsen halin harap. Hep dayak yersin diyor. Ama bir yandan da oraya giderken yolda çeşitli şeyler var. Nasıl söyleyeyim? Kavşaklar var. O kavşağa soldan değil sağdan gidersen oraya daha hızlı gidiyorsun. Gitmezsen daha yavaş gidiyorsun. Yani hayat gibi esasında da piyasa. Yani başı ve sonu belli. Ama aradaki yollarda da şunu merak ediyorum. Siz şunu mu söylüyorsunuz? Hala piyasalar, piyasa oyuncuları Merkez Bankası enflasyon raporunda veya işte Merkez Bankası açıklamasında bu kelime değişikliklerine dikkat ederler ve bunların etkileri olur mu diyorsunuz? Çünkü ben hani doktor ne yerse yesin moduna çoktan geldiğimizi düşünüyordum. Siz biraz daha umut var konuştunuz böyle düşündüğümüz zaman. Yani şimdi Merkez Bankası şu ana kadar en azından faizleri serbest, yani sabit bıraktı. Serbest değil mi de sabit bıraktı. Tabii bu olsun anlamında konuşmuyorum ama Merkez Bankası'nın bir şekilde, yani tabii ki çok ciddi Merkez Bankası'na karşı duyulan endişeler var. Merkez Bankası başkanlarının değişim şekline, Merkez Bankası'nın personel kıyımı olduğu söyleniyor. Bilemiyorum artık ne yapıyorlarsa ve içinde değilim ama Merkez Bankası'nın yönetim tarzına yönelik olarak da endişeler var. Dolayısıyla metin konusu bence hala önemli bir konu. Yani yabancılar, biz her ne kadar ya ne olursa olsun bu Merkez Bankası gene bildiğini okur. O metinde o olsa da gider faiz indirir, ters köşe yapar diye düşünüyorum. ama yabancılar en azından buna bakıyorlar. Yani metinde bir şey varsa bu önemli diye düşünüyorlar. Bunun yaz aylarını en azından rahat geçirmek açısından olumlu olabileceğini düşünüyorum. Yani ben hala Merkez Bankası'nın şunu yapabileceğine inanıyorum. Ya acaba fırsatını bulursa gidip de hiç faiz indirilen bir ortam olmamasına rağmen gidip faiz indirebilir mi? Yapmaz diyemem. Yani bunun garantisini kimseye veremem. Ama netice itibariyle bu metnin olması en azından bir aşamadır diye düşünüyorum. Bir aşama gibi olabilir. Koruyucu belki kalkan değil ama artık nasıl ifade edilir? Bir ağızlara tat gibi olabilir. Ama netice itibariyle dediğimiz gibi hani Türkiye'nin sorunları sadece ekonomik değil. Belki hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Bir de sen de çok güzel söyledin. Biz konuştuğumuz zaman bir siyasi beklentimiz falan kimseden yok. Hiçbir partiye de angaje durumda da değiliz. Dolayısıyla rahat konuşuyoruz. Yani doğru olanı da söylüyoruz. Yanlış bir de olanı çıkarımız da yok. Evet, doğru olanı da söylüyoruz. Yanlış olanı da söylüyoruz. Doğru olanı alkışlıyoruz. O zaman da eleştiriliyoruz. O zaman da doğru olanı söylediğimiz zaman da eleştiriliyoruz. Yanlışı söylediğimiz zaman da. Yani zaten genellikle dünyada, sadece Türkiye'de değil, doğru konuşanlar sevilmiyorlar. Yani ben hep eğitimlere falan da gittiğim zaman ya da konferanslara şunu soruyorum insanlara. Diyorum ki duymak istediklerinizi mi söyleyeyim yoksa gerçeklerden mi bahsedeyim?
Yani bu yoksa duymak istedikleri varsa işte Türkiye şahlanıyor, harika, işte dış güçler bizi öldürmek istiyorlar falan. Bunlar herkesin hoşuna gidiyor. Bunlar böyle sanki varmış gibi düşünüyorlar. Ama yok kardeşim, dış güç falan, biz ne yapıyorsak kendi kendimize yapıyoruz. Yanlış politikalar gidiyoruz. Bu politikaların sonuçlarında bunlar oluyor. Doğru ve istikrarlı bir politika yürütemiyoruz. İşte Merkez Bankası'nın bağımsızlığını sağlayamıyoruz falan dediğimizde bunlar hoşa gitmiyor. Ama yapacak bir şey yok. Biz doğruları elimizden geldiğince her zaman söyleyeceğiz. Valla benim düşüncem de şu: dış güç var mı? Var. Ama iç güç o kadar güçlü olacak ki dış gücü akılla, bilimle, hukukla yenecek. Dolayısıyla hani hiçbir ülke diğerinin çok fazla güçlenmesini istemez. İç işlerine de karışmak ister, onu da yapmak ister, bunu da yapmak ister. Önemli olan sen bunların hepsine karşı duracaksın ve becereceksin bunu. Bunu unutmamak lazım. Ama tabii hocam, yani şöyle düşünelim. Yani siz tarafsız kaldığınız zaman zaten sevilmenizin imkanı yok. Çünkü ne denir? Bir taraf olan bertaraf olur efendim. Siz tarafsızlık mutsuzluğu beraberinde getirecek. Ama biz ne yapalım? Yani biz bir şekilde mutlu olmayı beceriyoruz diye düşünüyorum Çok ben. şükür Murat Allah. hocam, Çok şükür Allah. çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere.